Ölülere en büyük hediye. İmam-ı Rabbani Ahmet Farah-ı Serhendi Hazretleri buyuruyor ki, kul için, sahibinin işinden razı olmaktan başka çare yoktur. İnsan, bu dünyada kalmak için yaratılmadı. Dünyada iş yapmak, çalışmak için yaratıldık. Çalışmalıyız. Çalışıp da, kazanıp da ölen bir kimse için korkacak bir şey yoktur. Hatta, böyle ölmek, bir devlet ele geçirmektir. Ölüm bir köprü gibidir. Sevgiliyi sevgiliye kavuşturur. Ölmek, felaket değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri bilmemek felakettir. Ölülere de, dua ile, istiğfar etmekle, onun için sadaka vermekle yardım etmek, imdatlarına yetişmek lazımdır. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, buyurdu ki, ölünün mezardaki hali, imdat diye bağıran, denize düşmüş kimseye benzer. Boğulmak üzere olan kimse, kendisini kurtaracak birini beklediği gibi, meyyit de, babasından, anasından, kardeşinden, arkadaşından gelecek bir duayı gözler. Kendisine bir dua gelince, dünyanın hepsi kendine verilmiş gibi sevinmekten daha çok sevinir. Allahü Teala, yaşayanların duaları sebebiyle, ölülere dağlar gibi çok rahmet verir. Dirilerin de ölülere hediyesi, onlar için dua ve istiğfar etmektir. Mektubat-ı Rabbani 1/104. Dua, istemek demektir. Aç bir adamın, iştahlı olduğu bir zamanda yiyecek istemesi gibidir. İman ile ölenlere hatmi tehlil yapmak, yani 70 bin kelime-i tevhid okuyup, sevabını ruhuna hediye etmek çok faydalıdır. Makamat-ı Mazheriye de diyor ki, hadisi şerifte, bir kimse, kendisi için veya başkası için 70 bin adet kelime-i tevhid okursa, günahları affolur, buyuruldu. Mazheri Canı Canan, Kaddesallahu Teala Sörehül Aziz, Hazretleri. Hayattayken kötü yola düşmüş bir kadının kabri yanına oturmuştu. Kabre teveccüh eyledi. Yani hatırına başka hiçbir şey getirmeyip. Yalnız onu düşündü. Bu mezarda cehennem ateşi var. Kadının imanlı olmasında şüphe ediyorum. Ruhuna, hatmi tehlil, sevabı bağışlayacağım. İmanı varsa, affolur buyurdu. Hatmi tehlilin sevabını bağışladıktan sonra, elhamdülillah imanı varmış, kelime-i tayyibe tesirini gösterip azabdan kurtuldu buyurdu. Menahicül İbad da diyor ki, 70 bin kelime-i tevhidi bir kimse veya birkaç kimse okur. Mekatib-i Şerif'nin 120. mektubunda, hatmi tehlilin dirilere de faydası çoktur, buyurmaktadır. Sîdet-i Ebediye sayfa 1018. Miftahun Necat'ta yazılı hadisi şerifte, bir kimse, müminler için, her gün 25 kere istiğfar okursa, Allahü Teala, bu kimsenin kalbinden gıl ve hasedi çıkarır. İsmi, Ebdal isimleri arasına yazılır. Ona, bütün müminler ad edince, sevap yazılır. Kıyamet günü, bütün müminler. Ya Rabbi, bu kulun bizim için istiğfar okurdu. Sen de onu affeyle, derler, buyuruldu. Gıl, hile demektir. Ebdal, evliyadan bir sınıfın ismidir. İşte bunun için her gün Allahümme affirli ve li valideye ve lil müminin vel müminat vel müslimin vel müslimat el ahyai minhum vel emvat bir rahmetike ya erhamerahimin okumalıdır. Sîdet-i Ebediye sayfa 1057. 3 Haziran 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Hasan Yavaş.